Herkese merhabalar. Artık Kadirli'deki alandayız. Şu iki adet cevizde maşallah iyi bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Ama asıl şöyle buralara göstereceğim. Bu iki kümesi biliyorsunuz zaten. Şurada kurt tavuk var. Yavrularını almış. Bazısı da İki tanesi de burada kalmış. Onlar da oradan oraya geçmeye çalışıyor. Ama geçemezler. Şöyle kapılarını açayım da gitsinler. Asıl göstermek istediğim ise burada. Bu hayvanlar. Bakın şimdi bir şey daha göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz siyahlar burada kalıyor. Eğer ki tabii hava daha çok kararmadı. Kararınca çok rahat çarpıyorlar ama bir de terste kaldılar. Kapısını açtığımı görseler buranın, gelip direkt buraya giriyorlar artık. O denli alıştılar. Yumurta göremiyorum sanki. Yumurta yok gibi. Bu hayvanlar da burada kalıyor. Aslında yan tarafa boş yere atmıştım bunları. Şu siyahları. Fakat hayvanlar şey yaptı. Herhalde daha girmeyecekler. Her neyse. Yani oradan rahatsız oluyorlar. Sürekli bunlara alışınca bu kümese alıştılar. Buradalar. Bundan rahatsız oldular. Öyle olunca tekrardan aldım. Bu arada şu altlara açılmaya başlamış. Oralara bir şeyler toprak falan doldurmam lazım. Böyle bir olayları var bu hayvanların. Altları kazıp açıyorlar. Şuralara bakıyorum ama yumurta var mı diye. Yok galiba bugün. Bugün yapılmamış anlaşılan. Bizden kimse de almadıysa eğer, ki almadıklarını biliyorum. Zaten 4-5 gündür arda arda yapıyordu. Tek bir hayvan yapıyor, onu da söylemiştim. 4-5 gündür arda arda yapıyordu hayvan muhtemelen. Bugün bir mola vermiş vaziyette. Hayvanların yerleri burası. Üstünü şöyle kapattık şunlarla. Ama inşallah İlerleyen zamanlarda, özellikle kışın geldiği vakitte tamamını bunun kapatmaya çalışacağız. Kapatacağız inşallah. Bunlar da dediğim gibi hava karardığı anda buraya giriyorlar. Bunlarla çok da iyi hani anlaşıyorlar. Bir problem de çıkmıyor. Kapağını açıyorum ben, kendileri giriyor. Sabahları da kapağını açtığımızda tekrardan kendiler dışarı çıkıyorlar. Herhangi bir problem yaşamıyorlar bıldırcınlarla beraber. Gayet iyi. Bunlara bakabiliyoruz. Bir sıkıntımız olmuyor bu şekilde. Bunlardan yumurta yerleştirmiştim. Onun da söylemiştim. Aslında çıkanlar da oldu. Fakat yine çok fazla ölüm oldu. Sebebine gelince de köyde kaldığımız bir günde elektrik kesintisi yaşadık. Ve o ışık gittikten sonra sabah, yani o hayvanlar öyle bir üşüdü ki sabah hiçbir şey kalmadı. Hani normal şartlarda ben oraya işte kaynak su falan koyardım. Yani kaynak su şişeyle koyardım. Fakat geceleyin elektrik kesilmişti. Öyle olunca maalesef düzeltme şansımız olmadı. Ve hep öldüler. Ondan sonraki zamanda buraya getirdikten sonra da ama ölenler oldu. Bunda da aslında biraz benim hatalarım mevcut, onu söyleyeyim. Yine tabii o kadar büyütmüştüm yani, 20 tane hayvan sapasağlam 2 haftaya çıkarttırdım işte. Mesela o şeylerden birisi burada büyüyenlerden, mesela şu görmüş olduğunuz hayvan, bunu ben çıkardım büyüttüm falan. Böyle tecrübeliyken hani neden böyle olduğuna gelince de kesinlikle ama kesinlikle gerçekten şekerli su ve mısır unu çok önemli. Bunun ikisini vermediğiniz zaman da, sıcaklık da tabii asıl birinci mesele sıcaklık. Ondan sonra mısır unu ve o şekerli su. Bunlar kesinlikle olmazsa olmazları. Eğer ki böyle olmazsa hayvanların hep, çünkü dikkat ettim ölenleri, biraz kontrol ettim. Genel itibariyle arkaları böyle hani kapanmış gibi, dışkıları kurumuş, o şekilde ölmüşler. Buna kesinlikle ama kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmeye çalışın. Bu konuda da uyarayım.
İhmale gelmiyor. Biraz benimki ihmale geldi bu taşınma sürecinde özellikle. Bir de dediğim gibi o elektrik kesilip hayvanlar bir üşüdü. Yaşayanlar da hani sıkıntılıydı zaten, hani böyle hastalardı, halsizlerdi. Sonra yavaş yavaş düzeliyorlardı ama ondan sonra tekrardan maalesef gitti hayvanlar. Bu hususa kesinlikle dikkat etmenizi öneriyorum, tavsiye ediyorum. Hayvanları da daha kesmiyorum. Aslında baktığımız zaman fuzuli yem tüketiyor olarak görebiliriz. Yani bunda mahsur yok. Çünkü erkek bunlar ve çok fazla bir işime yaramayacaklar. Fakat yine de hala besliyorum bakalım. Gerek yani isteyen olabiliyor. Onun haricinde dediğim gibi şimdi dişi çıkarsa falan onları böyle set yapıp verdiğin zaman şey olmuyor yani, elinde bir anda kalmayabiliyor. Ama işte bu çıkanlarda da problem oldu. Ama şimdi bir part daha var işte, 9-10 yumurta daha var. Onlar da ayın birinde yerleştirmiş olduğum yumurtalardı. Bir 4-5 günü onların da çıkmasını bekliyorum ama işte nasıl olacak, ne olacak onu da bilmiyorum açıkçası. Nasıl bir performans ya da durum ortaya çıkacak onu da bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Ama bıldırcınlarımızın durumu iyi. Gayet sağlıklılar. Tek tek yumurtlu işte. Ondan da çoğaltmaya çalışıyorum. Çıkanlar da yani o şekilde ölümler vesaire oldu ama inşallah bundan sonraki seferde daha iyi olacak. Biraz daha her geçen gün insan bir şeyler öğreniyor, tecrübe ediyor. Şu yemli de sürekli bu şekilde pisletiyorlar açıkçası. Ben de bu konuda inşallah farklı bir yemlik düşünüyorum. Fırsatım olmadı gidip almaya ama bu havadan asmalı ama küçük, çok büyük de değil. Bu işte 5 kiloluk bence yeterli olur diye düşünüyorum. Yemlikten alıp onlarla beslemeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü bundan sıkıntı oluyor ama havadan asmalı da kesinlikle. Bendeki bu büyük yemlikler gibi küçük yuvarlakları olanlardan olması lazım. Aksi takdirde gerçekten ama gerçekten çok israf ediyorlar. O diğerleri var, civcivler için falan kullanılan sulup gibi olanlar, onlardan kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben biliyorsunuz daha önce aldım, ondan kullandım. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Hiç de memnun kalmadım açıkçası. Onlardan mümkün olduğunca uzak durun derim size. Ben de o şekilde onlardan kullanmayı düşünmüyorum. Hayvanların durumu bu şekilde. Yumurta alamadık bugün ama vaziyet iyi. İnşallah yarına yumurta almayı umuyorum. Bu kümesimize çok yararı oldu. Bunu direkt arabanın arkasına attık. Son bir civciv kalmış burada da. Bunu direkt arabanın arkasına attık. Oradan da hayvanları içine yerleştirdik. Bunun canlı şekilde. Belli bir oran, yani büyük çoğunluğunu, ki ayakta geldi hayvanlar. Hiç de hani böyle şey de olmadı. Normalde bağlayıp falan koyduğumuz zaman sıkıntı oluyordu hayvanlara kimi zamanlar. Ama bunlarda işte böyle bir şey olmadı. Sağlıklı bir şekilde hızlıca getirebildik. İnşallah bu kümesi o yüzden bizim çok işimize yaradı bu şekilde. Taşıyabiliyor olmak, arabaya sığabiliyor olması çok olumlu oldu. İnşallah tekrardan işte yazın götürürken filan da yine bu kümes işimize yarayacaktır. Yaramasını umuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.